en çok gelen şey. Yani DM kutumda 100 sorudan 90'ı. Bu insanlar work and travel yapıyor, sonra Türkiye'ye dönmüyor diyorlar. Nasıl yapıyor bu insanlar bunu? Yani öğrenmek istediğin şey mi takipçilerin sorduğu? Hani bu nasıl mı oluyor, Bunu mümkün nasıl mü? yapıyorlar diyor. Hani Anladım. Amerika'ya Anladım. work and travel diye geliyorlar 3 ay 5 ay. Ama sonra dönmüyorlar Türkiye'ye diyor. Anladım. Şimdi tabii şey önemli biliyorsun Deniz. Hani sonuçta Work and Travel programının amacı işte ülkeler arası bu kaynaşmayı sağlamak. Onun dışında da tabii öğrencilerin gelip burada belli bir tecrübe, kültür ve biraz da hayat tecrübesi edinmesi. Ve ondan sonra da tekrar yani dönüp ülkelerinde bunu yaymaları aslında burada biliyorsun. Amaç bu. Asıl amaç bu tabii. Ama tabii bu arada Work and Travel programı yaklaşık bir 3 aylık, 4 aylık bir program. Yaz başı başlayıp işte ondan sonra yaz sonuna kadar süren, ondan sonra öğrencilerin bir 30 gün tatil yapılabileceği bir imkan sağlayan bir program. Tabii Evet. bu programı tamamlayan diyelim genç arkadaşlar sonunda da diyelim bir seyahat imkanını yerine getirirken ek süre kalmak isteyebiliyorlar. Belki işte Evet. mesela bu geçen sene rastlanan genelde neydi? İşte koronavirüsünden dolayı Türkiye'de okulları online yapabildikleri için işte burada ben bir Turiste altı dönüyor. ay, aynen turiste döneyim bir 6 ay daha kalayım diyenler oldu. Ya da burada İngilizcemi geliştirmek isteyen, istemek yani geliştireyim diyen kişiler de işte dil okulları aracılığıyla statü değişikliği adımı atıp okuldan I2N alıp öğrenci statüsüne geçiyorlar. Yani Work and Travel'la gelen öğrencilerden tabii Türkiye'de eğitimini devam ettirmek, bitirmek isteyen ya da bitirmesi gerekenler var. Tabii onların dışında olanlar bir süre daha kalıp ya da statü değiştirip burada kalmaları mümkün oluyor. Çünkü yasal bir vizeyle girdikleri için, programı da devam ettirdikleri için ve yasal statüde herhangi bir kayba uğramadıkları sürece bu statü değişikliklerini yapmaları mümkün oluyor. Yani tamamen yasal. Bunu şey Tabii. sananlar var. Hani work and travel yaptı, Türkiye'ye dönmedi, kaçak kalıyor falan. Ya Yok, Amerika'da birebir yok. olarak iletişimde kalarak yaptığınız bir durum. Yani kendinizi turiste veya öğrenciye çeviriyorsunuz. Genelde bu belki fırsatı olabilenler için genelde Evet. bunlarla başladıklarını söyleyebiliriz hani work and travel öğrencilerinin. Dolayısıyla evet bu şekilde statü değişiklikleri yapmaları mümkün olacak. Evet. Bir diğer soru var bir de. Work and Travel'dan Change of Status'ı yaptılar. O saatten sonra yatırımcı vizesine de dönebilirler mi? Şimdi şu var eğer Sene Amerika'da kaldılar, bir şeyler yaptılar, ticaret yaptılar. Sonra yatırımcı vizesine dönme şansları var mı? Şimdi tabii buradaki statü değişikliği durumlarını dediğin gibi halledip yasal bir statüye geçerseler, diyelim örnek verdiğinde öğrenci statüsüne geçti ve burada eğitimine devam ediyor, çıkmak zorunda değil. Evet, ondan sonra yatırımcı vizesi adımını atabilir. Yani burada bir şirket kuruyorsa, ticaret yapacaksa ya da yatırım yapacaksa bunları başlatıp bunların üzerinden öğrenci statüsünden yatırımcı statüsüne geçmesi Amerika için de mümkün olabiliyor. Önemli olan yasal durumu kaybetmemesi. Yasal durumu kaybetmediği sürece bu tip bir değişikliği yapıp iş yeri üzerinden ya da iş kurmayla, iş satın almayla, ticaret yapmayla ev vize statülerine geçmesi mümkün olabiliyor. Evet, yani bu statü değişikliğini birden fazla kez yapabiliyorlar yani. Evet, aynen. Onda bir Anladım. sınırlama yok. Güzel bir soru aslında bu Evet, Deniz. Hani onda bir sınırlama yok. Önemli olan yasal durumu koruması. ya sürekli üniversite öğrencilerinden soru geldiği için sorular genelde bunların çevresinde. Hani change of status, work and travel falan. Tabii. Bir de şeyi çok merak etmişler. Bilmiyorum bu soru özel mi ama. Şimdi diyelim yatırımcı vizesine de döndü change of status'ten. Türkiye'ye gidip gelebilirler mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta hani diyelim burada yasal statüsünü değiştirdi. Yatırımcı statüsüne geçtiği zaman Aynen. Amerika içinde yapılan bu tip statü değişiklikleri sana vize vermiyor. Sadece Amerika içinde kalmanı imkan sağlıyor. Evet. Dolayısıyla senin ülke dışına çıkmanda bir engel yok. Ülke dışına çıkabilirsin. Ama geri gelirken ne tür bir vizeyle geleceksen o vizeyi Amerikan konsolosundan alıp gelmen gerekiyor. Şimdi bahsettiğin durumda diyelim Work and Travel'la gelmiş. Burada statü değişikliği yapmış öğrenciye. Hadi ondan sonra dedin yatırımcı statüsüne geçmiş. Şimdi bu noktada yatırımcı statüsünde ona izin verdiği
süreç kadar Amerika'da kalabiliyor. Ülke dışına çıkmasıyla bu statü bitiyor artık. Dolayısıyla geri gelebilmesi için yatırımcı iznini Amerikan konsolosluğundan alması lazım. Yani. Bu noktada genelde şu önemli olabilir. O yüzden kuracağı işin, yatırımın ciddi başarılı bir şekilde işliyor olması lazım. Ki onun üzerinden Amerikan konsolosluğuna randevuya gönderme durumuna girilsin. Yoksa Amerikan konsolosluğu vize vermeme durumuna girebilir. Der ki işte sen şu statüyle gittin, buna çevirdin, ondan sonra şuna çevirdin. İşte biz senin geri geleceğini çok düşünmüyoruz ileride deyip vize vermeme yoluna gidebilir. Ama şirket güçlü bir şekilde ilerlerse, yatırımı iyi, başarılı bir şekilde ilerlerse ondan sonra evet Amerikan konsolosluğu üzerinden gerekli randevunun yapılması mümkün olur diyebilirim. Yani Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu change of status'e bir noktada kötü bakıyor gibi. Ya şimdi genelde bu soru da çok gelecektir büyük ihtimalle. Evet, gelmiştir. Soru geliyor. İşte yani ben Amerika'da statü değişikliği yaparsam konsolosluktan vize alabilir miyim, alamaz mıyım sorusu çok gelebilir. Evet. Şimdi bunun yani şöyle düşünmemek lazım tabii. İlla statü değiştirdim diye ben vize alacağım, vize kesin alırım ya da vize kesin alamam diye bir kayda yok. Ama Amerikan konsolosluğu bakacağı nokta sen bir vizeye başvuruyorsun. Öncelikle o vize kriterlerine uygun musun değil mi gelmek için? Bu arada da tabii geçici vize türü ise bu her zaman. Acaba bu kişi gider geri gelmeme durumu olabilir mi? Tabii senin Türkiye'ye dönüp başvuru yapıyor olman olumlu. Senin öyle bir niyetin olmadığını gösteriyor değil mi? Bak ben kalmak isteseydim gelmezdim. Aynen. Ama aynı anda da tabii konsolosluk şöyle bakıyor olabilir. Bu daha sonra başka statü değişikliğine geçebilir deyip vize vermeme yolunu seçebilir. Dolayısıyla başvuracağı vize türü güçlü olması lazım. Ben sana bir örnek vereyim. Mesela Work and Travel programından bahsediyoruz. Geldi. Burada dil okuluna çevirdi ve dil okuluyla okudu 6 ay, 7 ay, 8 ay. Dedi ben Amerikan konsolosluğuna gideyim vize alayım. Almama durumu mümkün. Yani yüksek. Çünkü konsolosluk diyebilir ki tamam yeterince sen dil eğitimi aldın. Daha gitmene gerek duymuyoruz biz seni diyebilir. Evet. Bu statü değişikliğinin olumlu olmadığını görebilir. Ama bu kişi diyelim dil eğitimiyle başladı ve daha sonra üniversite okuyor da yüksek eğitim okuyorsa o vizeyi alma şansı yüksek olabilir. Statü değiştirdi diye vizeyi verilmeme durumu olmayabilir. O açıdan tabii ki statü değişikliğine öyle bakılıyor olabilir ama aynı anda da kişiler bazen hani ben ülke dışına çıkayım, uğraşayım, onunla zaman kaybetmeyeyim, konsolosluğa işim uzamasın ya da vermezseler ne olur noktasında statü değişikliğini Amerika için de tercih ediyorlar. Bu anlamda mantıksız değil aslında. Düzgün bir adım. Ama daha sonra konsolosluk adımını atarken güçlü olunmasında fayda var. Güçlü olunduktan sonra statü değişikliği olumsuz bir şekilde önlerine gelmez. Anladım. Yani hazırlanmak lazım diğer. Evet yani hani ben şu bazı kişiler şunu düşünebiliyor. Ben burada statü değişikliği onay aldım. Konsolosluk da bana vize verecek. Öyle bir şart yok. Yani vermek zorunda değiller. Dolayısıyla buradaki göçmenlik dairesinin verdiği kararla aynı karar vermek zorunda değiller. O açıdan hani dediğin gibi güçlü olma noktası önemli ki vize alabilsinler. Ve aynı anda da bunlar geçici vize türleri olduğu sürece Türkiye'deki bağlarının güçlü olduğunu gösterebilmeleri lazım. Yani geri döneceklerdir. Evet. Bunu göstermeleri lazım. Evet. Aynen abi. Tamam da çok teşekkürler. Şimdi alttan bir soru geldi. Tamam. Diyelim ki diyorlar Amerika'dayız ama çalışma iznimizin olmadığı bir statüdeyiz. İnternetten kripto paralarla borsayla para kazanabilir miyim yazmış. Hani sonuçta bir para getirisi olacak ki ona Amerika'da bulunduğu süreçte. Vergisini ödüyor diyelim ki para kazanabilir miyim demiş. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Diyelim öğrenci statüsünde ya da vizesiyle burada bulunuyor bu kişi diyelim. Burada çalışabilmesi için çalışma izni gerekiyor. Şimdi çalışması için çalışma izni ihtiyacı var. Eğer çalışma izni yoksa çalışmaması lazım. Tabii onun dışındaki pasif yatırımları olabilir. Belki atıyorum ev almıştır, kira geliri geliyordur. Bunu alabilir yani. Bunu almasında bir engel yok onun vergisi ödendiği sürece. Dolayısıyla aynı şekilde kişi diyelim borsada ya da dediğin gibi Bitcoin'dir şurada burada belli bir yatırımı vardır ve o değerleniyordur. Onu bozdurup para alabilir. Yani ondan dolayı herhangi bir yasal statü ilerine girmez. Çünkü bu tip yatırımlar daha çok pasif yatırımlar. Anladın mı? Şunun gibi değil. İşte ben gideceğim 9'da 5 çalışacağım ya da gideceğim delivery yapacağım. Hani bunlar olmadığı sürece. Delivery de ayrı bir konu. Delivery yapmamaları gerekiyor. Geleceğini tahmin ediyorum o konuda. Zaten bekliyorum. Aynen. Ben açmayayım o zaman sen gelince konuşalım. Dolayısıyla pasif olan yatırımlardan elde ettikleri gelirlerden dolayı
herhangi bir sıkıntı yok. Olabilir o. Sonuçta ülke dışında da olabilir. O gelir elde edebilir hala. Onda bir problem yani, yok çünkü. Yani çalışma izniniz olmasa bile yatırımınızı yapabilirsiniz. Kriptolarla paranızı kazanabilirsiniz. Aynen. Tesla'ya mesela paranızı yatırıp satıp alıp satıp kazanabilirsiniz. Yani kendi yaptığın şeyler, evet. Şey işte abi. Change of statüsü yaptım diyorlar. Uber'dir, DoorDash'tir, bilmem nedir. Yapabilir miyim? Çalışma iznim yokken diyorlar. İşte bunu uygulamaları bilmeyen varsa da yayında işte Uber taksicilik, DoorDash yemek dağıtmacılık falan. Evet. Şimdi evet, dediğin gibi bu sorular çok geliyordur sana, evet. Genç arkadaşlardan. Şimdi aynen. Sonuçta gün sonunda çalışıyorlar. Yani gün sonunda ister bir iş yerinde çalışsın sabahtan akşama kadar, isterse delivery tarzı ya da bu taşıma tarzı işleri yapsın. Gün sonunda çalışma izni olmadan bunları yapıyorsa statü ihlali bunlar. Dolayısıyla statü ihlali olacağı için çok tavsiye etmiyoruz bunu. Yani şöyle bir durumla gelebiliyor bazen genç arkadaşlar. Yani tespit edilir mi? Şimdi bir şeyin tespit edilmesi ayrı bir nokta. Bir şeyin yapılıp yapılmaması ayrı bir nokta. Dolayısıyla burada yapılamayacak bir hareket o. Çünkü yasal statü ilan etme durumuna geliyor. O açıdan evet, normalde yani eğer çalışma izni yoksa o da çalışmaya giriyor ve çalışmamaları yapmamaları gerekiyor diyebilirim. Evet. Yani tamamen illegal çalışma izni. Hayır, yasal değil. Aynen, yasal değil. O açıdan da tavsiye etmiyoruz riske atmaları kendilerini. Çalışma izni çıkarmak zor mu demişler. Yani statünüz de eğer çalışma izni dahil değilse yani... Yani çalışma izni, aynen, çok genel bir soru tabii, hani sonuçta çalışma izni çok çeşitli şekillerde çıkarılması aynen mümkün olabilir. O açıdan, ama eğer öğrenciyse bu arkadaş, belki diyelim okul içi çalışma imkanı elde edebilirse okuldan çalışabilir. Ya da üniversite okuyorsa CBT denilen imkanlar var. Okul sonrasında OPT tarzı denilen imkanlar var. Bu tip imkanlar dışında öğrencilerin çok fazla çalışma imkanı olmayacak diyebiliriz. Evet, çalışma izni almaları zor yani. Ona bağlı da bir soru var abi. Demiş ki Amerika'dayım. İşte gerek H2B'yle gerek öğrenciyle, turistle bunu Green Card'a götürmenin yolu nedir demiş, ama çok genel geldi bu soru bana. Hani onu şöyle görmek lazım belki. Sonuçta bir iş yeri üzerinden sponsorlukla çalışma vizesiyle kalıyorsa kişi burada ve Green Card'a doğru gitmek istiyorsa iş yeri üzerinden, o zaman iş yerinin sponsor olması gerekiyor ona. Dolayısıyla iş yeri sponsorluğu üzerinden bunu ilerletmesi mümkün olabilecek. Evet. İş yerinin ona başvuru yapması lazım. Finansal durumunun yerinde olması lazım iş yerinin. Bu olduğu sürece evet, o şekilde ilerleyip yapılması mümkün olabilecek. Anladım. Peki bu şirketin şartları nedir abi? Hani herhangi bir şirket, herhangi bir restoran bile sponsor olabilir mi? Yoksa Microsoft gibi çok büyük cirolara sahip bir yer mi olması lazım? Yok, şimdi Green Card iş yeri üzerinden sponsorluklarında çok çeşitli kategorileri var. Yani bunun içinde diyelim yüksek eğitime sahip olan kişi işe almadan tut, üniversite mezunu olan kişiden tut, ta ki eğitimin şart olmadığı tecrübesi olan kişileri almaktan tut. Hatta vasıfsız işler içinde alabilme durumu mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bir yerde sen büyük bir şirketin yönetici almak istediği, yani Green Card'a sponsor olduğunu görürken bir yandan da dedim restoran dediği için bir restoranın bir ustası için başvuru yaptığını görebiliyoruz. Yani o açıdan buradaki önemli olan kriter o zaman şöyle söyleyebilirim. Amerika'da bir iş yerinin olması, bir iş yerinin finansal durumunun o kişinin maaşını ödeyecek durumda olması çok önemli. Ve onun dışında da kişinin tabii o pozisyona uygun olması. Bunlar olduktan sonra kriterler uygun oluyor, ama tabii süreci başlayıp tamamlanması gerekecek. Yani herhangi bir restoran bile bunu başarabilir H2B. Tabii. Yani H2B vizesinden sonra Green Card noktasını yani bahsediyorum. Çünkü bu gelen soru onunla ilgiliydi ya. Evet. Eğer varsa H2B'si ya da H1B vizesi, ondan sonra Green Card'a nasıl geçer? İşte o iş yerinin ona sponsor olmasıyla olacak ancak. Ya da başka bir iş yerinin. İş yeri bunun için yüklü miktarda para mı ödeyecek Amerikan hükümeti? Yok, o değil de yüklü miktarda bir para ödemeyecek de gün sonunda yarın o kişiye maaş ödemesi gerekecek. Ha, yani dolayısıyla yasal olarak bir maaş göstermesi gerekecek. Aynen, diyelim ki şu kişiyi alacağım diyorsa o kârda olması lazım. Yani iş yeri zarar ediyorsa ya da kâr göstermiyorsa o zaman sponsor olamayacak. Mesele ona geliyor. Anladım, anladım. H2B'ye girmişken onunla da alakalı bir soru var abi. Tamam. Türkiye'deki diyelim herhangi bir insan
gerek üniversite mezunu ve herhangi bir mühendislik veya gerek lise mezunu H2B'yi alabilmesi için şartları neler olmalı? Veya illaki okuduğu bölümle bağlantılı bir yer mi bulmalı? Yok, şimdi bak, ben o şeyi şöyle açıklayayım sana. Şimdi H2B, o H2B dediğin vize türü aslında geçici sezonluk işler için daha çok yapılıyor. Yani şöyle düşün onu. Amerika'da bir iş yeri var. Atıyorum resort, otel, tatil köyü. Tamam mı? Şimdi diyor ki benim geçici çalışanlara ihtiyacım var ülke dışından getirmek için. O zaman H2B altında getirebilir o kişileri. Orada kişinin eğitim mezunu olması, belli bir şeye tecrübe sahibi olması gerekmiyor. Yani sonuçta atıyorum otelin restoranında garson olarak da çalışmak için getirebilir birilerini. O açıdan illa şu kadar şarta sahip olması gerekmiyor. Ama gün sonunda şu var, bir iş yeri olacak ve iş yerinin bu kişileri istiyor olması lazım. Bir de geçici bir iş için istiyor olması lazım. Yani sonuçta o yüzden sezonluk denilmesinin amacı o. Bu şekilde kişi mesela bir yıllık vize alıp gelebiliyor. Tamam mı? Çalışmak için. Evet. O yüzden H2B vizesinde çok eğitim şartı aranması. O H1B vizelerinde var. O da profesyoneller için oluyor. Diyelim üniversite mezunları için bir iş yerinin başvuru yapmasında da H1B devreye giriyor. O açıdan gün sonunda şuna geliyor. Amerika'da bir iş yeri var mı? Bir şirket size başvuru yapmak istiyor mu? O zaman o yapmak istediği pozisyon nedir? Ne konuda çalışmak istiyor sizde? Ve o noktada hangi vize türü buna uygun olacaktır? Bu önemli olacak. Anladım abi. Ya, bu soruyu cevaplamamız harika oldu. Çünkü ben bile bilmiyormuşum. Bayağı da kafa karışıklığı vardı. Tamam, iyi oldu, sevindim. Bayağı bir soruyu cevapladık. Aynen. Zaten tahmin ediyorum bu noktada epey bir takipçilerinden sorular geliyordu. Evet, sorular genelde üniversite öğrencilerinden geldiği için senin de aşina olduğun sorular gelip duruyor zaten. Bir diğer soru da Türkiye'den yatırımcı vizesi alabilmem için şartlarım neler olmalı demişler. Hani Amerika'ya gelmek istiyor, yatırımcı vizesi almak istiyor. Hani konsolosluğa neyi kanıtlayabilirim diyor bu vizeyi alabilmek için. Aynen. Şimdi tabii bu şu nokta çok önemli. Sonuçta sen Amerika'da ne yapmaya çalışıyorsun? Bir iş kurmaya, bir yatırım yapmaya ya da bir ortaklık, değil mi? Bir işlerine ortak olmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bundan dolayı adımlarını atıp bu ortaklık üzerinden de gelip şirketi yönetmek istiyorsun. Evet. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda önemli olan ilk nokta tabii ki yatırım. Ne kadar bir yatırım yapacaksın? Bu değişken, minimum bir rakam yok. Sen ne tür bir işe ortak olacaksın, ne tür bir işi kuracaksın, ona göre sen o yatırımı yapıyor olacaksın. Dolayısıyla örnek vereyim, belki yapacağın yatırım 100 bin dolar gerektirecek. O zaman 100 bin dolar yatırım yapacaksın. Belki 200 bin dolar gerektirecek. O zaman 200 bin yapman gerekecek. Dolayısıyla senin kurmak istediğin ya da yapmak istediğin işin ihtiyacı olan yatırımı getirmek istiyorsun. Tamam mı? Bir, iki de tabii bu paranın nereden elde edildiği kaynağını görmek istiyorlar, önemli bir nokta. Ve ondan sonra da sen tabii burada başlatacağın işi gelip yönetmen. Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Hani kişi Türkiye'de ve Amerika'daki diyelim adım atacak, Amerika'daki bir şirkete ortak olacak ya da yatırım yapacak. Bu noktaya baktığımızda şunu görmek lazım. Şimdi sen Türkiye'desin, bu işe yatırım yapmak istiyorsun. Şimdi bizim genelde bu noktada tavsiyemiz şu oluyor. Yani önce bir turist vizesi alabiliyorsan al. Hani turist vizesini aldıktan sonra ben işte Amerika'ya yatırım imkanlarına bakacağım diye gelip bakman çok daha rahat olacak. Ki bu sayede bir doğru adım atmış ol. Hani güvenli bir işe giriyor ol. Evet. Ve kontrolünde olsun. O açıdan genelde bunu tavsiye ediyoruz. Bu da neye götürüyor sizi? O zaman Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Türkiye'deki kaynaklarınız nedir? Türkiye'de çalışıyor musun? İş yeri mi var? Vize alabilecek misin? Bunlar hepsi önemli faktörler. Çünkü sonuçta sen vize alamayacak durumdaysan yatırımla vize alacaksın diye düşünmemek lazım. Çünkü gen konsolosluk senin geliş niyetine bakacak. O açıdan bu noktadaki arkadaşlarımıza tavsiyemiz şu olur. Öncelikle bir vize almaya çalışırlar ve durumlarını gösterirler, finansal durumlarını gösterebilirler Türkiye'deki konsolosluğa ve ondan sonra gelip burada yatırımlarını yaparlar. Ve buradaki yatırımlarını yaptıktan sonra Türkiye'ye geri gittiklerinde bu sefer Amerikan konsolosluğu üzerinden de yatırımcı vizesine götürmeleri mümkün oluyor. Mesela önemli olan nokta şu olabilir Deniz arkadaşlar için. Çünkü bazen geliyor mesela, tamam ben param var, yatırımcı vizesi alacağım diyerek başvurup. Öyle olmuyor, öyle verilmiyor. Dolayısıyla verilebilmesi için sizin yatırım
Öncelikle bir Türkiye şey Amerika'daki neye yatırım yapıyorsunuz? Yatırımınızı yapmanız lazım. Şirketin kurulması ya da ortaklığın tamamlanması lazım. Şirketin hatta aktivitelere başlaması lazım. Çalışanının aktif olması lazım. Bunlar sizin Amerika konsolosundaki vize almanız için şartları güçlendiriyor. Hani çok evet. Ağır konuşmak istemiyorum hani diyecek yani görüyorum bazı yorumları çünkü arkadaşlarım diyecek bu nereden çıktı şimdi böyle pazar pazar nedir ne oluyor demesinler genç takipçiler. Çok da hani ağır konuşmak istemiyorum hani kelime yok, pazarına da. Yok yani. Ama izleyip hiç yorum yapmayan çok var çünkü. Aynen okey o zaman şöyle ben sana söyleyeyim. Sonuçta yatırımcı amacıyla hatta ticari adımlarla kişilerin E1 ya da E2 vizesi alması aslında ideal. Önemli olan ne yapacaklarını belirlemeleri. Yatırım varsa o yatırım miktarı ilerlemeleri ve alacaklardır. Ama önemli olan Amerikan konsolosundaki yatırımcı vizesi almaya gidildiğinde ellerinde o vizeyi almış olmaları, şirketin kurulmuş ve aktif olmuş olması vize alma şartlarını, şanslarını artıracak. Bir yer daha var. Ben onu bir belirteyim. Aslında genç arkadaşların belki para bulma noktasında zorlanabilirler ya da yatırımcı vizesi noktasında zorlanabilirler. Ama ticaret yapmakta zorlanmayabilirler. Yani ben bu mesajı genelde vermeye çalışıyorum genç arkadaşlara. Eğer ticari noktada adım atabilirsen ki biliyorsun bu dönemde çok yaygın bunlar. E-ticaret olsun, aynen. Online ticaret olsun değil mi? Bu tip satışlar ve adımlar aslında çok olumlu şekilde ilerliyor diyebiliriz. O açıdan eğer ki Amerika'ya ürün satabilirseler, Türkiye'den üreticiden burada alıcıya ürün ticaretine girebilirseler çok ideal olabilir. Çünkü para yatırımı yapmak zorunda değiller ama ürün yapılıyor ve satılıyor ve Amerika'daki alıcıya ulaşıyor. Ve bu şekilde ticaretle de E1 vizesine gitme imkanları olabilir. Ki bu tip ticari adımları da hani yapmaları için destekliyorum diyebilirim. Yani teşvik aynen. ederim böyle adım atmalarını. Bu da onları aslında E2 vizesiyle benzer özelliğe getiriyor olacak. E1 vizesine getiriyor olacak. Öyle söyleyeyim. Anladım. Yani Amerika'ya ticaret yapmak bir noktada vize almayı kolaylaştırabilir. Evet ve bunun bir de vize türü var zaten. Hı-hı. Eğer siz ticaretçiyseniz ki Amerika'da kurduğunuz firma Türkiye ile Amerika arasındaki bu ticareti yapıyorsa ve oradan E1 vizesine çok rahat ilerleme imkanımız olacaktır. Ta ki ne zaman satışlar ilerledikten sonra ki bu ortamda çok görüyoruz. Türkiye'deki firmalar ya da Türkiye'deki iş adamları ya da kişiler ya da genç girişimciler evet. Amerika'da bir şirket kurup hemen onun üzerinden online ticarete başlıyorlar diyelim. Ama bu ticaret bir safhaya geldikten sonra E1 vizesiyle ilerlemeleri ideal olacaktır. Aynen tamamdır abi. Bence gayet net açıkladık. Anlamayan varsa da direkt olarak yatırımcı vizesine başvurmanızı tavsiye pek etmiyoruz. Aklınızda bir hazırlık yapmaları lazım. Evet. Bir Amerika'ya gelip görmenizi de tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Ondan önce. Kesinlikle. Alttan şeyi çok soruyorlar yine şu Work and Travel'dan sonra nasıl kalındı diye. Yayını kaydedeceğiz. Cevapladık o soruyu. Change of statüsü detaylı cevapladık. Gelen sorulara bir tık bakalım ya. Avukat seçiminiz çok önemli tabii ki. Bunu yayından önce de cevapladım. Avukat seçimi önemli mi demişler ama sorumsuz biriyle çalışırsanız çok kötü olur sizin için. Değil mi abi hani belgeleri zamanında göndermezse change of status için falan. İşte ben bu noktadaki tavsiyem şu olur genelde hani takipçilere. Tabii ki avukat seçimi önemli. Aynı anda da tabii sizin işinizi takip etmeniz önemli. Çünkü ben hani onu genç arkadaşlara söyleyeyim. Hani sonuçta ne iş yapıyorsan yap ya da neyle ilgili iş yapacaksan senin takip etmen gerekiyor. Sen takibi yaptığın sürece bununla ilerlemen mümkün olacak. Yani ben hani şu noktayı orada belirteyim. Şöyle düşünmek lazım. Yani doktora bile gitsen ya da başka bir danışmanlığa bile gitsen sonuçta senin yapman gerekenler var. Sen yapman gerekenleri yapman gerekecek. Bu önemli bir nokta. Bunu yapabildiği sürece genç arkadaşlar takip ettikleri sürece tabii ki olumlu sonuç elde edeceklerdir. Ya da en azından dediğim tarzı zararların oluşmasına yol açmayacaktır. Yani sonuçta hani atıyorum ya ben dosyamı verdim burası ilgilenecek ama sen gerekli şeyleri vermezsen takip etmezsen bu doğru hani yani zararları yol açabilir. Ben onu belirteyim. Yani çünkü, her şeyi avukatınızdan beklemeyin. Bekleme bazen çünkü bizim Türkiye'den gelenlerde o bir yöntem olabiliyor. Hani
tamam ben avukatım var diye oldu diye sanıyor. Oysa aslında hazırlanması gerekenler var. Ya da hatta bir şey yapıyorlar, Amerikalı avukatlara gittiğinde genelde oluyor. Ya avukat benden her şeyi benim yapmamı istiyor diyorlar. Yani sonuçta hani o duruma gelebiliyor. O açıdan burada bence seçim önemli ama aynı anda senin de takip ediyor olman, yapman gerekeni yapman da bence çok önemli olacağını düşünüyorum bu genç arkadaşlar için. Aynen, yani avukatı buldum her şey bitti demeyin. Evet, aynen öyle. Aynı aynen. Soruları tekrar geliyor. Amerika'ya geldik, istediğimiz işte çalışabilir miyiz? Çalışma izinleri varsa çalışırlar herhalde. Yani evet, şimdi sonuçta bir kez buraya neyle geldiler, ne tür statüyle geliyorlar? Bu önemli ve onun yanında da çalışma izinleri olması gerekecek ki sorun yaşamadan iş bulabilsinler ve çalışabilsinler. Evet. Bir tane soru gelmiş. Kız arkadaşımla evlenmeyi düşünüyoruz. Kız arkadaşı vatandaş muhtemelen, Amerikan vatandaşı. Bu bana ne kadara mal olur diye bir soru geldi. Şimdi tabii bu şey, bu genç takipçinin bir kez sorduğu soru şeyi öğrenmek istiyor. Hani başvuru ücretlerini öğrenmek evet, istiyor. Evet, yani green card'a vatandaşlığa giden yolda ne kadar harcayacak? Avukat ücretlerini öğrenmek istiyor. Tabii ben hani şunun cevabını verebilirim ona. Bu değişken olabilir. Dosyadan dosyaya ve kişiden kişiye. Hı hı. Değişecektir ama sonuçta eğer Amerikan vatandaşıyla evleniyorsa, Amerika içinde bulunuyorsa göçmenlik dairesi ücreti $1,760. Evet. Eğer ülke dışındaysa başvuru masrafları Amerika'nın dışında olduğu için, konsolosluk üzerinden geleceği için toplamda $1,200 civarına gelecek. Ama onun dışında da tabii eğer avukatla çalışıyorsanız onun bir masrafı olabilir. Bu da tabii avukattan avukata değişecektir. O açıdan hani ben en azından hani sorduğu için başvuru harçlarını bilmesi noktasında o bilgiyi vermiş olayım tabii. Evet, evet. Yani Amerika'nın dışında da olsa Amerika'daki evliliğini tamamlayabilirler mi? Tabii şöyle oluyor. Şimdi Amerika dışında olabilir. Sonuçta diyelim Amerika'da bulunmuyor ya da Amerika vizesi yok. Evet. Ama eşiyle, Amerikan vatandaşı eşiyle evliler. Evli oldukları sürece o zaman eşinin sponsorluğuyla Amerika'daki göçmen dairesinde başvuru başlatılıyor. Ve daha sonra vize center aşaması ve sonra da konsolosluk aşamasıyla beraber göçmenlik vizesini alıp Amerika'ya gelebiliyor. Tabii Amerika'ya geldiği zaman artık green card sahibi oluyor bu kişi. Çünkü süreci Amerika dışında beklemiş durumda. Belki bir yıl bekliyor ama Amerika'ya geldiği zaman işlemleri geride bırakmış ve green card'a geçiyor olacak Deniz. Evet. Anladım. Yani Amerika'nın dışında olsanız bile bir noktada green card'a gidebiliyorsunuz. Aynen. Evet, aynı sorular gelip duruyor. Change of status'u cevapladık. Yayını da kaydedeceğiz. Ayhan abi takip edin. Zaten o soruları cevaplayıp da duruyor kendisi. Sorun. Ben şeyi de belirteyim, sen söylemişken aynen. Bizim YouTube kanalımız var. İşte Agnew Law diye geçiyor YouTube kanalı. Biz yani devamlı canlı yayınlar yapıyoruz. Bu noktada takipçilerim bizi takip edebilirler. Sorularını iletebilirler aynen. Bize. Ben story atarım zaten abi. Yayına çok katılım olamadı. Derbiymiş. Problem yok. Herkes derbi izliyor. Yani. Olsun, problem değil. Sonuçta biz daha iyi top çeviririz burada. Problem yok. Yani. Yani artık yapacak bir şey yok yani. Bir ama de... sorun değil. Ben bu noktalarda problem yok deriz. Önemli olan dediğim gibi ihtiyacı olan kişilere ulaşmamız şu an. Dediğim gibi aynen. Zaten kayıt olacak. Onun dışında da bizim YouTube kanalımızda da biz devamlı canlı yayın soruları paylaşıyoruz. Hani takipçilerin oradan takip edebilirler, destek aynen. Olabilirler ve oradan da sorularını cevaplarız onların. Problem değil. Dinliyorum. Aynen. Aslında sorulan soruların hepsini yıllar içinde zaten cevaplamışlar. Kanallarda da var ama işte insanlar sormayı tercih ediyorlar. Şey sorusu çok var abi, bir de son çok var bu soru. Diyelim ki Türkiye'de bir mühendislik okudu. 9 Eylül Üniversitesi makine mühendisliği. Bu mesleği Amerika'da yapabilirim o diplomayla. Şimdi bak şu var. Hani sonuçta tabii hani mühendislik verdiği için örneği verelim ama tabii ki mühendislik eğitimi almış biri sonuçta biliyorsun uluslararası geçerli olan bir diyebiliriz teknik alan sonuçta. Aynen. Ama tabii değişecektir. Diyelim Amerika'da bir mühendis olarak çalışacaksa çok genel bu arada mühendis derken biliyorsun bunu inşaat mühendisinden tut, programcılığından tut, makineden tut, çok çeşitli mühendisler var. Önemli olan nokta şu, sonuçta o aldığı eğitimi burada denkliğini sağlayabilir ama burada o mesleği tam anlamıyla yapabilmesi için
belki yapması gereken ek şeyler olabilir. Belki ek kayıt alması gerekebilir, sınava girmesi gerekebilir, izin alması gerekebilir. Bunlar hep mümkün olan şeyler. Belki okulu bile baştan okuması gerekebilir. Değişken, duruma göre, programa göre mümkün olabilir. Ama sonuçta şöyle görmek lazım. Ben mesela örnek vereyim. Kişi atıyorum mimarlık okuyor değil mi? Burada mimar olamaz hemen. Yani olması için burada da gerekli sınavları geçmesi lazım. Burada izinleri alması gerekiyor ama sonuçta o eğitiminden dolayı burada bir mimarın yanında yardımcı olarak çalışabiliyor. Eğer eğitimini başlatırsa, çalışma izni olursa ya da burada oturumu olursa çalışmasında bir engel olmayacak. Ama sonuçta onu yapabilmesi için de izinleri alması gerekebilir. Mühendislik de öyle. Dolayısıyla mühendis olarak burada da çalışabilmesi için önemli olan hangi eyalette çalışacaksa, eyalette biliyorsun bazı eyaletlerde de hükümler değişiyor. Diyelim New York'ta yaşayan biriyle Florida'da yaşayan belki aynı hükümlere sahip olmayabilir. O açıdan yaşayacağı eyaletteki izinlere bakacak ve mesleğini yapıp yapamam durumuna bakacak. Bunların hepsi mümkün olabiliyor bu sayede. Tamamdır. Tamamdır abi. Yoksa bu tip teknik alanlar değerli. Amerika'da da çok değerli. Sonuçta kişi bu tip teknik alanları okumuşsa burada meslek sahibi olabilmesi mümkün olan bir adım. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Ama avukatlıkta bu olmayabilir mesela değil mi? Türkiye'de. Yani, tabii şimdi sosyal bilimler biraz daha farklı. Hani ben biraz Türkçe bazı şeyle konuşayım terimlerle. Şimdi tabii sosyal bilimler biliyorsun kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye çok değişken olan şeyler. İmkansız değil bunlar mümkün olan şeyler. Ama tabii hukuk eğitimi olması artı burada da ek eğitim alması gerekecek. Bu eğitimden sonra da buradaki sınavlara girebilme durumu doğabilir. Tabii bunun için de dediğim gibi hangi eyalette olacak değişiklik arz edebilir. Ama sonuç olarak tabii bir teknik bir geçmişe sahip kişinin bence opsiyonları daha fazla olacak burada. Bir sosyal bilim eğitimi sahibi olana göre. Çünkü sosyal bilim sahibi olan kişi burada tekrardan ek şeyler alması gerekebilir. Krediler alması gerekebilir ya da lisans alması gerekebilir. Tamamdır abi. Sosyal bilimlerde iş biraz daha çetrefilli. Ama yani şöyle görmek lazım bir de sonuçta. Tabii gün sonu Denizli'ye geliyor olay. Kişi ne yapmak istiyor? Neyi okumak istiyor? Ne alanda çalışmak istiyor? Bence çok değerli olan nokta o. Yani illa evet. Bir şey okudu diye o mesleği yapmak zorunda değil. Sonuçta aldığı eğitimin, aldığı üniversite eğitimi her zaman değerli bence. Sonuçta burada da buna ek şey katabilir. Yüksek eğitim yapabilir. Başka bir alan okuyabilir. Problem değil. Önemli olan o eğitimin üzerine devamlı yeni bir çıta koyuyor olması diyebilirim. Aynen. Aynen. Abi son bir soru var. Bunu da cevaplamadan edemeyeceğim. Az önce chatten geldi. Tamam. Amerika'da birisi, Türk birisi evlendi diyor diyelim ki bir vatandaşla. 10 yıllık green card'a kadar da aldı. Interview bilmem ne. Sonra diyor başka bir Türk'le evlenip o Türk'ü de green card aldırabilir mi demiş. Diyelim ki Amerikalı eşinden boşanıp o Türk eşine de sponsor olabilir mi demiş. Green card sponsoru. Kendi green card'ını aldıktan sonra. Aynen. Şimdi bak burada önemli olan nokta şu. Sonuçta diyelim o kişi ne yapıyor? Amerikan vatandaşıyla evlilik üzerinden green card'a gidiyor. Evet. Şimdi tekrar bu sefer kendisi green card'ı aldıktan sonra dönüp başka birine green card'ı verecekse bu durumda evlenerek verecekse öncelikle iki durumun oluşması lazım. Bir, ya Amerikan vatandaşına geçmesi lazım. Yani dolayısıyla green card sürecini geride bırakıp vatandaşlığa geçmiş olması lazım. Aynen. Ya da en az 5 yıl green card sahibi olması lazım. O da zaten vatandaşlık başvuru hakkında gelmiş olmasını gösteriyor. Anladım. Dolayısıyla green card'ı ya da yeşil card'ı diyelim Amerikan vatandaşı ya da evlilik üzerinden alan kişiler o green card üzerinden direkt başkasına green card hemen veremeyecekler. Ya 5 yıl tamamlayacaklar green card'la ya da Amerikan vatandaşı olacaklar. Evet ondan sonra mümkün. Yapabilirler bunu. Anladım. Yani dolayısıyla ondan sonra evlilik üzerinden verebilir başkasına. Ama bunun istisnası var. İstisnası da şu. Eğer kişi evlilikten de yeşil kartı alsa 5 yılı dolmadan başka birine evlilik üzerinden yeşil kartı verebilecekse bu istisnaya giren bir durum. Başvuru yapabilir ama bu sefer önemli olan ilk Amerikan vatandaşıyla olan evliliğinin gerçekliğini kanıtlaması gerekiyor tekrar. Dolayısıyla ben hani tamam green kart alırken evliliğimi kanıtladım ama şimdi 5 yılımı tamamlamadan başkasına green kart vereceğim için o zaman ilk evliliğin gerçekliğini kanıtlamam lazım. Dolayısıyla ilk evliliğin gerçekliği ne kadar
sağlamsa gösterilebilmesi, o zaman o istisnayı değerlendirmekte fayda var. Çünkü evet, sağlam olmakla kastettiğim şu, herkes ortak doküman tutmayabiliyor. Kimisinin çocuğu olabiliyor iki evliliğinden, kimisinin ortak malları olabiliyor değil mi? Kimisinin ortak evrakları olabiliyor, finansallar, ama kimisi finansal durumu yerinde olmuyor, ortak dokümanları da olmayabiliyor fazla. Evet. Dolayısıyla ona göre istisnadan faydalanılmaya dikkat edecek. Yoksa o dediğimiz gibi, tabii bu olabilen bir durum, hayatta yaşanan şeyler bunlar, ama sonuçta kesin olan durumu ya vatandaşlığa geçtikten sonra yapması ya 5 yılı tamamladıktan sonra adım atıyor olması, ama istisna uygunsa ona göre de anladım, adım atılabilir beklenmeden diyebilirim. Bence gayet temiz cevap verdik. Yani evlendikten sonra yapabilirsiniz. Evet. Abin de söylediği gibi. En kritik soruları cevapladık bence abi. Bugünlük yeter gibi. Tamam, sen sonra önemli olan dediğim gibi arkadaşların, takipçilerin evet, faydalanması ve senle de biz böyle bir görüştük bu sayede, tekrar yüz yüze geldik senle de. Aynen. Bunu da tekrarlarız dediğin gibi, uygun bir zaman tekrar ayarlanır. Ama normaldir, derbiyi bilememen çok doğal. Buradasın yani, buradayız dolayısıyla. Evet, bu çok işte doğal bir şey. Olsun, problem bir şey ama değil. Ama yayında şu an olan herkes gitsin Ayhan abi takip etsin. Amerika ile merakınız varsa. Yani biz ne öğrendiysek zaten onu öğrendik. O yüzden siz de takip edin. Yani bana soracağınıza, ona buna bir statüsü olmayan insana soracağınız hani bilgi konusunda, insanı doğru insandan öğrenin. Doğru insanlara. Teşekkür ederim. Sen de Deniz, ben çok teşekkür ederim. Evet, senin abi gibi böyle örnek arkadaşların da genç arkadaşlara model olması beni de mutlu ediyor. Geldiği kadar abi, teşekkür ederim. Sen. Söylemek istediğin bir şey var mı abi? Kapatalım yoksa ya bugün. Tamam, öncelikle Deniz, çok teşekkür ederim. Zaman için pazar günü bana ayırdın. Beraber bir teşekkür ederim. Arkadaşlara ulaştık, takipçilerine. Ve takipçilerine de çok teşekkür ederim zamanları için ve soruları için. Umarım faydalı olmuştur onlar için bizim bu buluşmamız, söyleşimiz. Bundan sonraki yayınlarda tekrar devam ederiz. Hatta bazı güncel durumlar olursa paylaşırım ben senin aracılığınla o görüşmelerde. Ama aynen senin dediğin gibi, genç arkadaşların ve takipçilerinin soruları olursa bize her zaman YouTube kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar, çekinmesinler. Tabii ondan sonra da dediğin gibi senle de biz tekrar yayın yaptığımızda onlara ulaşırız hep beraber. Evet. Onun dışında ben iyi pazarlar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum abi katıldığın için. Tamamdır. Kendine çok iyi bak. Sen de. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay. Sağ ol.